Her şey hazır. Geliyorum Petrus. Candar Bey'in Ertuğrul ve ailesini bu gece misafir edeceğini öğrendik. Yaşlı kurt Candar. Turgut ve alplerine baskını Ural'ın yaptığını öğrenmiş demek ki. Savaşı başlamadan bitirmenin peşinde. Yakında kokusunu alırız. Yeah!
vazgeçmek bana ağır gelir. Ama daha da ağır nedir bilir misin? Hiçbir vakit babamın bu kadar korktuğunu görmemiştim. Neden korktuğunu? Savaşmaktan, kan dökmekten. Buraları titreten adam şimdi korkudan ne edeceğini bilmez bir halde. Bu ortaklığa nasıl mani olacağız? Biz değil. Simon mani olacak. Simon böyle bir şeye niye engel olsun ki? Simon, Ertuğrul gibi başı bozuk asileri her vakit bir tehdit olarak görür. Ertuğrul'un bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde değil bir yer, tek bir gölgeyi bile vermeyecektir. Beni tercih edecek. Defterde Antakya Haçlı Kontluğunda faaliyet gösteren Üstad Petruccio'nun çok kıymetli bilgileri var. Üstad Petruccio ölmeden evvel bize Ertuğrul hakkında çok kıymetli bilgiler vermiş. Yiğitliğiyle, cesaretiyle, peygamberinin dinine olan bağlılığıyla en az bir tapınak şövalyesi kadar asil ve bize yaraşır bir rakip olduğunu göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Bu defteri bizim tamamlamamız gerekir. Şu anda bilmediğimiz Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in emrine girip girmediği, girdiyse bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz. Cümbes Tristan. Yanıma gel. Artık bir şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni şövalye ilan ediyorum. Size daima sadık olacağım Üstad Simon. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. Midilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Filip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun. Başlasın.
sahil etkisin kızım. Duydum ki burayı sen çekip çevirirmişsin. Elinden her iş gelirmiş. Abinin ticaretini Ertuğrul Bey'e deyinceye kadar asla bakardım buralara. Bunun ne yeri ne de zamandır çoban hatun. Misafirlerimizin yanında sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey için olduğu her konumuzu ilgilendirir. Aslıhan Hatun, Erin Buran'ın renklerle yaptığı anlaşmayı Ertuğrul Bey'e yetiştirince, Ertuğrul Bey daha iyi bir teklifleri kendi kelimeleri sattı. Buna ticaret derler Çoban Hatun. Beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakipleri ortak olacağız. Rahat rahat yönetirsin diyeceklerine. Sayesinde kilimlerimizi sattık. Lakin keşke ben de bilseydim. Gidip bize
olmasam ben de sağ ol derdim. O vakit merak etmeyiz. Birbirinizle muhabbet edecek çok vaktiniz olacak. Acılar üzerime binecek olsa, ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır. Eyvallah.
kimse inanmam size. Eğer romandan bahsetmeye geldiysen, bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Kefere'nin kılıcı etinle birlikte ruhundan denmiştir. Benim ruhum bu direnç Kefere'nin kılıcı değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Ay kızımın acısı hala yüreğimdedir. Bu yetmedi. Yurdumuzu, sevdiklerimizi ardımızda bıraktık. Bunca şeyden sonra kendi öz kardeşlerimin yolundan yürümezken biz yanında durdum. O ne yaptı? He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda ne iyi bir tüccar ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş, kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar senin ne dediğin laflar değiller. Dersin abi. O bir Türk.
kadar kolay kolay sırt çevirmez. Bunu öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avdan öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çiziriz. Oyun oynuyorsa... O zaman gemileri biz yakarız. Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin hanlı pazarda yapılması uygun olur. Zira o kadar malı hanlı pazara taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler hanlı pazarda dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki oba da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşma en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun. Kızım Aslan, gelinim Çolpan Hatun, Halime Sultan'a yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Oğlum Aliyar ilim tahsil etmiştir. Dürüstlüğüne kendimden çok güvenirim. Ticarete onun bakması uygundur. Aliyar Bey hususunda zerre şüphem yoktur. Geriye bir tek hanlı pazardan yer temin etmek kalmıştır. Oğlum Uran, hanın sahibi Simon'la görüşüp bu işi halledecektir. Uran, yarından tez yok. Aliyar'la beraber hana gidesin. Aliyar'la Simon'u tanıştırıp kararlarımızı bildir. Kilimhane için bir yer istediğimizi söyleyesin. Peki ya Simon bunu kabul etmezse? Simon bir tüccardır evladım. Parasına bakacaktır. Sen dediklerimi yapasın. Gerisine karışmayasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dokuduğumuz ilmek adedince hayırlı, bereketli ve helalinden kazanç eylesin. Amin. Amin. Allah bu iki obayı utandırmasın. Amin. El-Fatiha. Yapacağınızı biliyoruz.
Lakin benim bazı şüphelerim var benim. İngiliz'in kuvvetine dayanarak zehirlenip zehirlenmediğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz Ali ağabey. Öğreniriz. Lakin kimdir bu vasıfsız kişi? Allah'ın zavallı kulunu değil. Banlı pazarda işlerim vardır. Sonra obanızı ziyarete geleceğim. Eğer bu dili konuşturursanız, geldiğimde öğrendiklerinizi bana da dersiniz. Eyvallah. Thank you.
Bey. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla. Seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey. Arkanıza da gözleriniz olacak kardeşler. Öğrenin bunları, öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen daha kılıcını çekmeden bile çökerdin boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Hayırdır kardeş? Aklın hala bastırmadan mı kaldı koca boğaz? Ya ne bastırması kardeş, ne bastırması? Boğaz düşünce kan mı kalmıştır bende? İşe engel olacaksın Simon. Aliyar senden pazardaki liman için yer isteyecek. Babam Ertuğrul Bey'e ortak oldu. Ona engel olmalısın. Yoksa anlaşmamız biter. Frankler geldiğinde anlaşmayı bozan sendin. Ne çabuk unuttun. Bu iş başka, bu iş başka. Bana babamın güveni lazımdır. Ertuğrul Bey'in çok bilinçli değil. Sen Ertuğrul'u bilmezsin. Eğer buraya gelirse her şey biter. Esas Ertuğrul'u bilmeyen sensin. Öfke vermiş. Bir de bana akıl veriyorsun. Hele bir gelsin bakalım Ertuğrul Bey. Ne diyecek? Ertuğrul Bey lütfedip buraya gelmedi. Aliyar birazdan burada olur. Buna Ertuğrul Bey'le bu işin olamayacağını söyleyeceksin. Ve mesele kapanacak. Thank you.
Sen Turgut Alp olmalısın. Sen kimsin? Ben Canlar Bey'in oğlu Aliye. Ertuğrul Bey'in obamızda misafirimizdi. Senden çok bahsetti. Geçmiş olsun demek istedim. Bana ölen alplerime bunu yapanları bulmak yerine misafirliğe mi gider Ertuğrul Bey? Anlaşılan beyimizden fayda yok. Tez iyileşip bana bu kancıklığı yapanlardan hesap sormalıyım. Yakalım. Şu valiyi pazara gitti de yakın.